10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 104 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 1045. Fuzuli'nin aşk anlayışından hareketle şiirin, şairin görüşleriyle ilişkisini değerlendiriniz. Cevap, Fuzuli bir gazel şairidir. Gazellerinde en çok aşk, aşk acısı ve bu acıdan duyduğu mutluluğu dile getirir. Bu durum, şairin bu gazelinde de kendisini göstermektedir. Sevgilinin vefasızlığına karşı hala ona aşıktır. Bundan dolayı beni ayıplayan insanlar sevgilinin güzelliğini gördüklerinde beni anlayıp bana hak verirler diyor. Halka rezil rüsva olmasına rağmen hala aşkında ısrarcıdır. 6. Fuzuli'nin doğumunun 500. yıl dönümünün 1995 Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, UNESCO tarafından tüm dünyada anma ve kutlama programları arasına alınmasından hareketle onun yazdıklarının niteliğiyle ilgili nasıl bir sonuca ulaşılabilir? Açıklayınız. Cevap, bu durum Fuzuli'nin yerelliği aşıp evrensel bir değer olduğunu gösterir. Eserlerinde işlediği konular ve konuları işleme şekli tüm dünyada karşılık bulmuştur. Birinci etkinlik aşağıdaki beyitte kullanılan edebi sanatları ve bu sanatların nasıl yapıldığını 9. sınıfta öğrendiğiniz bilgilerden hareketle tablodaki ilgili yerlere yazınız. Güldü ruhsarına karşı gözümden kanlı akarsu. Habibim fasli güldür bu ahar sular bulanmaz mı? Cevap. Edebi sanat, teşbih. Nasıl yapıldığı, sevgilinin yanağı güle benzetilmiştir. Edebi sanat, mübalağa, abartma. Nasıl yapıldığı, şair ağlarken gözünden kanlı yaşlar aktığını söylüyor. 2. Etkinlik A. TRT'nin hazırlattığı Asya'nın Kandilleri Fuzuli adlı belgeseli izleyiniz. Cevap, sizler için Asya'nın Kandilleri Fuzuli belgeselini izledik. B. Belgeselden öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, belgeselden öğrendiklerimizi kısaca şu şekilde sıralayabiliriz. Edebiyatımızdaki en beğenilen Leyla ile Mecnun Mesnevisini yazmıştır. Irak topraklarında yaşamıştır. 1480 yılı civarında doğduğu anlaşılmaktadır. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazmıştır. Dili kasidelerinde ağır, gazel ve mesnevilerinde sadedir. Aşk ve yalnızlığı çok işlemiştir. En güzel şiirlerini Türkçe yazmıştır. Leyla ile Mecnun Mesnevisi dışında en bilinen eseri Türkçe divanıdır. Bunun dışında Beng Übade, Hadikatüs Süeda, Hadisi Erbayin, Sakiname, Enis Tülkal, Rind Üzahid gibi eserleri vardır. Kanuni'ye yazdığı kaside sebebiyle ona maaş bağlanır. Bu maaşla ilgili devlet dairesine gider, kendisiyle ilgilenilmeyince şikayetname adlı mektubu yazar. Devlet büyüklerine kaside yazanlara caize adlı bir para verilir. Asıl şöhretine ölümünden sonra kavuşmuştur. 1556 yılında Bağdat'ta veba salgını sırasında öldüğü söylenir. Peygamberimiz için yazdığı Naat Su kasidesi çok ünlüdür. Divan şairlerinin hayatı ve şiirlerini değerlendiren eserlere şuara tezkiresi denir. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 104 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.